Evet sevgili seyirciler, Sözümüz Meclis'ten içeri programına hoş geldiniz. Ben gazeteci Samet Memiş. Sözümüz Meclis'ten içeri programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Şu anda Isparta'nın Cennet ilçesi Eğirdir'den sesleniyoruz. Ben gazeteci Kemal Erben. Evet arkadaşlar, Sözümüz Meclis'ten içeri programını daha önce farklı yerlerde çektik. Dediğim gibi her gün farklı bir konsepte, farklı bir yerde, farklı bir şekilde sizlerle beraber olacağız dedim. Bir gün belediyeciliği tartışacağız, bir gün ekonomiyi tartışacağız, bir gün hayvancılığı tartışacağız. Yani her programda farklı bir şekilde karşınıza çıkacağız. Bu konseptimiz herkese, her şeye açık şekilde biz program yapacağız sizlerle. Evet, şimdi dilersen Isparta'dan başlayalım Samet Memiş. Evet, bugün belediyeciliği tartışacağız. Bugün belediyecilikten bahsedeceğiz Kemal Bey'le. Biz daha önce de konuştuk ya Kemal abi dedim, 31 Mart'tan bu yana Isparta, Antalya, Burdur belediyeciliğini bir konuşalım, neler yapıyorlar, araya pandemi girdi, pandemide belediyecilik nasıl yürüdü, kimin performansı ne şekilde oldu. Sayın Muhittin Böcek biliyorsunuz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana üzücü bir hastalık yaşadı. Hepimizi evet, geçmiş üzdü. Olsun dileklerimizi evet. İletiyoruz. Ama iyileşti Kemal abi. Şu anda sağlık durumu iyi. Gümbür gümbür sağlara başarılar diliyoruz. Döndü tekrar. Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen mesela 31 Mart'tan bu yana ne yaptı? Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ikinci dönem biliyorsun. İkinci döneminde ne yapıyor? Eğirdir Belediyesi mesela. Bunları bir konuşalım dedim. Gerçekten artık bunların konuşulması gerekiyor. Haberler yapıyoruz sürekli bunlarla ilgili de işin içeriğiyle ilgili biraz konuşmak istedik. Evet Kemal abi ne diyorsun? Evet, nereden başlayalım? Antalya'dan başladım Samet Memiş. Tabii. Antalya'dan başlayalım abi. Antalya'ya biliyorsun. Menderes Türel eski başkan bir hizmet kıyası açıklaması yapmıştı. Buradan başlayalım. Yani hizmet kıyası... Hizmet kıyası şu şekilde abi, şimdi Menderes Türel orada çok dev projelere imza attı ve birçok projesi de yarıda kesilerek Muhittin Böcek onun yerine geçti. Yani daha şu anda Muhittin Böcek'in abi yaptığı işlerin %80'i Menderes Türel'in projeleri diyebilirim. Evet, Isparta'dan, Burdur'dan, Afyon'dan Antalya'ya gidenler zaten söylüyor. Antalya değişti Samet Memiş. O köprüler, trafikte ne kadar bekliyordu? Tramvay, aynen tramvay. Bunlardan bahsedersen. Abi buradan Isparta'dan mesela Antalya'ya gittiğin zaman hemen havaalanın oradan girip şeye gidinceye kadar atıyorum Akdeniz Üniversitesi'ne gidinceye kendimizi kadar. Kendimizi birdenbire Konya altında buluyorum. Evet. Muhteşem bir şey. Yani neredeyse 10-15 tane ışıkla karşılaşıyordu. O sıkıcı trafiği bitirdi. Yaptığı o muhteşem köprüler, alt geçitler vesaire hakikaten de Antalya'nın trafiğine neşter vurdu. Evet, burada şunu belirtmek istiyorum ben Samet Memiş. Demek ki Ankara'ya göre dönmesi lazım insanların. Gerçekten AK Parti hükümeti dönemlerinde ciddi yatırımlar aldı ülkemizin her köşesi. Bunlardan Antalya'da nasibini aldı fazlasıyla. Isparta'da aldı, bölgemiz hepsi aldı. Evet aldı. En çoğunu da Antalya aldı. Antalya hizmet noktasında aldığı rakamlara bir bakarsan yani hepsi milyar dolarlık projeler. Çoğu bitti. Çoğu bitme aşamasında. Çoğu daha çalışmaları başlayacak. Yani ben burada particilik noktasında benim dediğim Sayın Böcek gerçekten yani kişilik olarak çok değer verdiğim bir insan, kaliteli bir insan. Konya altında da yaptığı hizmetler ortada. Ama 31 Mart'tan bu yana ortaya koyduğu performans noktasına baktığın zaman istenileni vermedi yani. Hep incik boncukla yürüyor belediye. Evet hastalık süreci yaşadı, pandemi süreci yaşadı. Bunu da bu şekilde görmek lazım. Belki tam adapte olamadı hizmetlere. Yani bize gelen, basın bürosuna gelen projelere, haberlere bakıyorsun, servis edilenlere. Yani hepsi incik boncuk,
yol çalışması, kazı çalışması, kilit parke işi vesaire bu tarzda gidiyor. Sayın Böcek hastalandığı zaman biliyorsun yine bir üzücü... Evet, Sayın Türel şu açıklamayı yapmıştı. Evet. Hizmet kıyası açıklamasını yapmıştı. Buna karşı çıkmıştı açıkçası. Abi adam hastaneye düştü. Hastaneye düştüğü gün yol yürüdüğü insanlar yani hemen arkasında koltuk savaşına girdi. Hemen koltuk savaşı başlattılar. Ve ilk bunu bulan gazeteci benim, bunu yazan benim. Yani Muhittin Böcek hastanede can derdinde, CHP'liler koltuk derdinde diye benim haberim var. İlk haberi ben yaptım. Yani orada canıyla debelleşiyor bir insan. Orada gizli gizli işte gizli toplantılar, belediye başkanı sen olacaksın. İşte falanca daire başkanı seni yapacak. Şu daire başkanlığı sana ait olacak. O şekilde bunlar hepsi kayıtlı. Peki parti içinde gerçekleşti değil mi bu? Tabii parti içerisinde zaten Muhittin Böcek'i üzen, yaralayan da buydu. Hastaneden çıktığında adam hastalığımdan değil, uğradığım ihanetten dolayı dedi ben. Üzüldüm dedi. Yani hastalık ve dikkat ediyorsan Kemal abi hastaneye düştüğünde bütün AK Partililer, Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız, iki güne bir kendisiyle ilgili, aynen hastalığıyla ilgili bilgi aldım mesela. Bu Mevlüt Çavuşoğlu her gün hastanede bizzat takipçisi oldu. Ve Allah'a şükür atlattı o sıkıntılı süreci. Şimdi sahalara döndü ve ilk döndüğünde de zaten ona o ihaneti yapanları görevden aldı. Görevden aldırdı diyelim artık. Yani CHP evet, maalesef bu şekilde. Antalya bu şekilde. Biraz Isparta'dan konuşalım. Çünkü şu anda Isparta'nın cennet köşesi Eğirdir'deyiz. Eğirdir'le ilgili de konuşacağız tabii ki. Evet. Başkanımız 2 yıllık süreçte neler yaptı onları anlatacağız. Şükrü Başkan. Biraz Isparta'dan bahsedelim. Evet. Abi Şükrü Başkan hakikaten çok talihsiz bir süreçle karşı karşıya geldi. Biliyorsun 10 sene belediyede geçmiş dönem Hasan Balaman döneminden kalan yani diktiği otlarla otları sulamakla zaman geçiren bir Yusuf Ziya Günaydın'da. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun Yusuf o ayrı mesele. Yusuf Ziya Başkan da güzel şeyler yaptı. Balaman rahmetli, Hasan Balaman Başkan da güzel şeyler yaptı. Evet. Hepsi güzel şeyler yaptı. Hepsinin hakkını vermek gerekiyor. Abi Isparta hakikaten fabrika ayarlarına geri döndü. Hizmet noktasında fabrika ayarlarına geri döndü. Ben niye Hasan Balaman'a söyledim? Rahmetli Allah rahmet eylesin, vefat etti. Yani bir görev aldı, 5 sene süre zarfında devrim niteliğinde hizmetler yaptı. Sayarım. Hasan Balaman'ın yaptığı en büyük projeleri ben söyleyeyim. Mesela dokunulamaz, gidilemez denilen tabakhaneyi çarşının merkezinden aldı, şehrin dışına taşıdı. Otogarı taşıdı. Köy garajını diyeyim. Köy garajını taşıdı. Şehrin merkezinden taşıdı. Yeni hal binasını taşıdı. Yani hep devrim niteliğinde hizmetler. Baktığında İTKM mesela, İTKM Hasan Balaman'ın projesidir. Hatırlıyorsan 90'lı yıllarda küçücük bir barakalardan oluşan bir çarşamba pazarı. Mehmet Aybatlı'nın da hakkını yemeyelim. Allah razı olsun ondan. O da çarşamba pazarı için güzel bir proje yaptı. Dışarıda barakalarda yaşayan esnafları dükkanlara taşıdı. Ama Hasan Balaman bu yetmez dedi. Mesela Hasan Balaman geldiğinde şu anki abi biz bir dahaki programı da orada yapalım. İTKM'de yapalım gerçekten. Şu anda Türkiye'nin gündeminde İTKM var. Tanıtım hatası var bir de Şükrü Başkanım. Biliyorsunuz. Nasıl yani? Isparta Gülü biraz da onu. Ha, Isparta Gülü. İyi ki dedin abi onu. Şu oturduğumuz mekanda geçtiğimiz günlerde 8 tane ilimizin belediye başkanını burada ağırladı. Şükrü Başkan 4 tane milletvekilini. Ya hepsi Allah aşkına abi şimdi 1 kilo gül yağından, gül esansından kaç ton gül suyu çıkar? Yani 25 ton abi. 25 ton gül suyu çıkar 2 kilo esanstan.
25 ton gül suyuyla sen Türkiye'nin yarısını sularsın. Yani gül suyuyla sen sularsın. Şükrü Başdeğirmen bak Ayasofya Camisi'nde tüm Türkiye Isparta gülünü konuştu, biliyor musun? Ayasofya Camii'nin açılışında insanlara, caminin önünde insanlara o sıkılan su Isparta'yı konuştular abi. Isparta gülünü konuştular. Ya bundan bunlar güzel bir tanıtım var mı? Geri dönecek. Allah aşkına yani. Hepsi geri dönecek inşallah. Taksim Cami açılışı yaptı yine. Şükrü Başkan aldı suları, bütün insanlara gül suyunu döktü. Ne güzel böyle bir manevi hava verdi insanlara. Isparta'nın yani gülünü nasıl tanıtacak ben onu bilmiyorum. Almış şehir şehir gezerek Isparta'yı tanıtıyor insanlara. Ama bazı art niyetli kişiler bunu farklı yerlere çekiyorlar. Yok Isparta'nın suyunu, parasını vesaire gereksiz yerlere harcıyor. Hakikaten de altın dokunuşlar yaptı abi Şükrü Başkan Isparta. Yani gül suyu olsun. Mesela şey yukarı tarafa gitti mi bilmiyorum. Ben daha gitmedim. O jeti görmedim. Kirazlı Dere'de yaptı projeyi gördün mü bilmiyorum. Muazzam yapmış abi. Oraya git. Otur çayını iç böyle İlimize Isparta'yı izle. Belediye aynı. Başkanları da gezdi. Isparta ablemini koymuş orada. İnsanlar fotoğraf çekecek. Arkada böyle Isparta manzarası. Ondan sonra herhalde kafe tarzı bir şey gibi bir şey de yapacak. Yanılmıyorsam. Çünkü yaptığı altyapı onu gösteriyor. Lokanta tarzında. Onu yaptı. Ondan sonra başka ne var? Üzücü tarafı sabah abi. Ver. Şimdi sen kızıyorsun abi de Yusuf Ziya Günaydın'ın hakikaten de enkazlarını kaldırmakla zaman geçiriyor. Yusuf Ziya Günaydın'ın enkazları abi Otogar. Otogar'a yaptığı proje. Yani dağ süliyeti bir fantazi geliştirdi. Bu dağ süliyetinde bir çatı yapacağım dedi. Al olmadı. Bilimsel olarak işte çürüklüğü tespit edildi. Ondan sonra uygunluğu tespit ya uygunsuzluğu tespit tabii edildi. Şimdi bunlar hepsi teknik boyutta bunların hepsi olumsuz olduğu için şimdi milyonlar harcanarak o çatı sökülecek, tekrardan çatısı yapılacak. Ya başkan da gerçekten güzel hizmetler yapmıştır. Hani onu da göz ardı edemeyiz. Evet. Mesela Çünür Tepesi abi yıllardır atıl durumda olan o Çünür Tepesi içki mekanı olarak kullanılan o Çünür Tepesi'ni çok güzel bir proje geliştiriyor. Marmaray, Isparta Ray'la ilgili şu anda bakanlıktan girişimleri yaptı. O başlayacak. Millet Parkı abi, Millet evet, Bahçesi. İnşallah tüm projeleri ihale aşamasına evet, gelir de. Trafiğe neşter vurdu abi. İlimiz küçük, kazanır, ilçelerimiz kazanır. Hepsi kazanır. Küçük dokunuşlarla mesela o trafiğe neşter vurdu. Isparta'yı bayağı trafikte rahatlattı mesela o küçük dokunuşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Bütün sosyal tesisler tekrardan elden geçiriliyor. Tekrardan yenileniyor. Farklı konsepte muhtarlarla sürekli istişare halinde. Yani Şükrü Başkan pandemiye rağmen abi kısıtlı imkanlar yani pandeminin vermiş olduğu kısıtlı imkanlara rağmen hakikaten de güzel işler yapıyor. Yani iyi de öldür hakkını yeme. Hem Isparta'nın tanıtımı noktasında hem hizmet noktasında ben güzel işler yaptığını düşünüyorum. Siyaseten eksikliği var mı? Bunu da yadırgamamak lazım. Adam sonuçta bir STK'dan gelme. Bir STK'cı kimliği var Şükrü Başkan'ın. Yıllarca iş insanı kimliğiyle ön plana çıkmış. Daha siyasete gireli belki önce belediye meclis üyeliği falan yapmıştı bu Sayın Aybatılı zamanında. Evet. Yani o siyaset sayılmaz. O da hizmet noktasında o ön plandaydı. Yani siyaset konusunda da kendini yavaş yavaş açıyor. Ben Şükrü Başkan'ı olumlu buluyorum. Yani çalışmalarını güzel görüyorum. Evet, insanlığı da çok güzel. Evet, çok insanlığı hassas. çok kaliteli, çok misafirperver bir insandır. Yani hanımı özellikle kendisiyle beraber Isparta'yı hani gelen daha bir misafiri. Daha dün Sayın Bakanımız geldiğinde bir vatandaş, evet. Bakanımız var, milletvekillerimiz var. Ben başkanla fotoğraf çektirmek istiyorum dedi. Yok canım. Yaklaştık. Ben onu görmedim. Dikkat etmedim ona. Evet oradaydım ben çektim.
Evet, popülitesi yükseldi yani Şükrü Başkan'ın popülitesi yükseldi. Başkanım da şaşırdı. Şimdi bakanlar var, milletvekilleri var. Yok onu bilmiyorum, onu görmedim. Ondan sonra vatandaşla artık Bakan Bey'le de fotoğraf çekildiler. Mesela al geçenlerde bütün belediye başkanlarını burada topladı, Erdir'e getirdi. Isparta'da belediye başkanları hakikaten Isparta'ya hayran kaldı. Yani düşünsene, bütün illerin demeyeyim de önemli illerin çoğunun belediye başkanları buraya gelerek yapılan çalışmaları yerinde gördü, inceledi ve Şükrü Başkan'dan belediyecilik noktasında birkaç toplantı gerçekleşti, briefing kaldı yani. Evet, bunlar zaten turizmin belediye başkanlarımızın buraya gelmesi gerçekten kendileri de... Abi yani de... parti gözüyle belediye başkanlarına hakikaten bakmayacağız. Yani partisi ne olursa olsun taş üstüne savcı taş... Vardı. Savcı Sayan vardı. Evet, fenomen siyasetçi. O da Ağrı'da çok önemli işlere, çok önemli hizmetlere, özellikle istihdam konusunda getirdiği fabrikalar abi 7.000-8.000 kişiye iş kapısı olacak. Bu hiçbir şey yapmasa bu ona yeter ya. Ağrı bir köy haline gelmiş, bir köyden farkı yoktu. Önceden, çok önceden, bundan ta 20 sene önce mesela Burdur için Türkiye'nin en büyük köyü diye tabir ediliyordu. Şu an yani Savcı Sayan'dan sonra önce Ağrı için bu tabir kullanılıyordu. Türkiye'nin en büyük köyü Ağrı. Ama şu anda o şeylerini kırdı. Savcı Sayan da güzel işler yapıyor ve Savcı Sayan gibi bir isim geliyor Isparta'dan. Briefing alıyor abi hizmette. Hizmet noktasında. Doğusuyla, batısıyla. Aynen. Ülkemiz gerçekten güzel hizmetler aldı. Aynen. Şu 18-20 yıllık. Demin Muhittin Böcek abi, yine Muhittin Böcek için ben gerçekten kendisini ben severim. Yani siyasi duruşu, bunu bir kenara bırakalım. İnsani duruşu çok kaliteli bir insandır. Çok olgun bir devlet adamıdır. Yani çok olgun bir yöneticidir kendisi. Ama CHP, yani sen ölüm döşeğindesin. Abi ölümle cebelleşiyorsun. Ve senin arkanda senin yol arkadaşların sana dua edeceğine, senin için ne yapabiliriz diyeceklerine çıkmışlar, adamlar koltuk savaşı veriyor. Sen buna ne diyeceksin Allah aşkına? Sen bu insanlara nasıl bakacaksın? Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Daha önce de yaptılar işte. Zaten çıktı. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza da yaptılar. Devlet Bey'e de yaptılar aynı şeyleri. Aynı. Rahatsızlık dönemlerinde. Evet. Aynı şeyler yaşandı. Yani maalesef çok üzücü bir olay. Ben Sayın Böcek'in bu sistemin içerisinde kendini yeterince kanıtlayacağını, hissettireceğini ben düşünmüyorum. Çünkü yapı buna müsaade etmez. Yani o da şimdi ittifakla, Millet İttifakı'yla kazanılmış bir belediye, CHP, HDP, İYİ Parti, diğerleri hepsi, yani Allah yardımcısı olsun Muhittin Başkanım. Evet. Geçmiş olsun diyoruz. Hatta şimdi çoğu kişi de bu AK Parti'ye falan geçilecek, geçecek, geçmek için fırsat kolluyor dedi. Ben ona yakın kaynaklardan edindiğim bilgilere göre yani CHP'ye geçtiği zaman abi Deniz Baykal'a çok büyük yemin etmiş, ben CHP'den ayrılmayacağım. Yani eğer o yemini olmasaydı orada duracağını pek zannetmiyorum ama o sözünden dolayı duruyor. Bu sözümüz meclisten içeri programında da bu şekilde bunu dile getirdik. Yani geçmek istiyor ama yemininden dolayı geçemiyor. Evet, tabii ki o başkanın kendi bileceği bir şey. Hayırlısı neyse olsun diyoruz. Evet, Antalya'dan başladık Samet Memiş, Isparta'dan. Evet, yavaş evet. Yavaş böyle Eğirdir'e doğru gelelim mi? Çünkü Eğirdir'deyiz. İşte Eğirdir can alıcı. Burası Eğirdir. Evet, iki yerdir. Seyir terası. Evet. Mücadelesi var. Yakından takip ediyorsun Eğirdir'i. Evet. Veli Başkan'ın da Allah yardımcısı çok olsun. Çok inşaatı başladı. Biliyorsun Samet Memiş. Abi hayranlık duyduğum. Şu anda 142 konut ve bir ticari alan olarak vatandaşlarımız ev sahibi olacak. Biz Veli Başkan'ı Ankara'dan biliyoruz. Talepleri bizzat ben kendim sağlamış. 2000'e yakın anketlerde talep aldık biz. Bu derece olduğunu bilmiyorduk. Yani bütçesi dar,
evi olmayan, kirada oturan, bu iş tam garibanların işi, yani garibanların ev sahibi olması için yapılan bir hamle diye düşünüyorum ben. Veli Başkan da şu anda zaten ikinci etap TOKİ çalışmaları için kolları sıvadı. Oo. Bunun için abi arazi sıkıntısı deniliyordu. Onu da çözdü herhalde. Evet, biraz zor oldu. Zor oldu. Şimdi şöyle, yatı katı var adamın. Belediye başkanları geldiğinde de... Garibanların ev sahibi olmasını istemeyen bir kesim vardı burada. Allah Allah. En başta da onlar karşı çıktı. Fakat başkan... yılda Eğirdir gerçekten büyük hizmetler aldı. Yani tarihinde görmemiş hizmetleri almaya da devam ediyor. Yani bunlardan bir enkaz belediyeciliği devraldı. Yani diğerini ben geçmiş belediye başkanlarını zaman, eleştirmeyeceğiz. Hiçbir zaman vurmayacağız. Bunu, Allah razı olsun onlardan da. Ama bir şey var abi. Lafını etmedi. Etmedi işte. O da dikkatimi çekiyor. Yani hiçbir şekilde bir işçi yığını haline gelen belediye abi. Ben 500 tane işçiyle aldım, ben enkaz devraldım, ben şu kadar demedi. Borçla aldım diye Veli Başkan'ın bir tane açıklamasını göremezsiniz. Abi, GV belediye... Geçmişi yad ediyor, basından da takip ediyorsunuz Samet Memiş. Geçmiş meclis üyelerini, parti farkı gözetmezsizin. Evet. Meclis üyelerini ağırlıyor, onların gönlünü alıyor, eski muhtarları yıllar önce Eğirdir'e hizmet etmiş muhtarları ağırlıyor ve İl Genel Meclis üyelerini ağırlıyor. Hepsini bu şekilde gönüllerine alıyor. Abi, Keyfe Belediye Başkanı buraya gelmişti. Belediye Başkanlığı... Evet, bir inceleme gezisiydi. Hem inceleme hem de proje noktasında fikir almaya gelmişti. Bir proje uygulayacaktı. Biliyorsun, projeci Veli Gök Ankara'da, bakanlıklarda dahi tanınılan bir isim. Daha bilmediği şeyler var. Elektrikli tekne şu anda Türkiye'ye örnek oldu. Allah Allah. Evet. Bir tane var değil mi abi şu anda? Denizli'den bir belediye baraj varmış orada da. Bir de Karaman tarafında bizim elektrikli tekneyi görüyor. Onlar da yaptırdı. Onlar da görüyoruz ama göl barajı var, barajlar var. Barajlara en koyuyorlar onları. İşin en ilginç tarafı ben bunu birisinden duymuştum abi. Daha İl Genel Meclis üyesiyken yanılmıyorsam köyde bu oturuyor. Veli Başkan köyde oturuyor. Yanına bir yaşlı amca geliyor. Tabii o amca da bir isyan, böyle bir ver yansın. Ya başkana diyor ki işte bize işte meracılığı bitirdiniz. Hayvanımızı otlatacak alan kalmadı. Bu Veli Başkan bunu hemen tak alıyor. Ve geliyor bunun üzerinde çalışıyor. Bu et krizi var diye televizyonlara çıktı. Ondan sonra evet. Bütün bakanlıklar bununla ilgili. Aynen. Akşam o... Et krizi diye abi, et krizi diye bir proje yaptı ve bunu Sayın Başbakan'a sundu ve Başbakan bunu proje bakanlıklara talimat verdi ve Veli Başkan sayesinde şu anda Türkiye'de, tüm Türkiye'de meracılık, hayvancılık bir rahat etti. Artık insanlar rahat rahat hayvanlarını sağda solda otlatıyor. Ve çok büyük bir et krizin önüne geçildi. Evet, iki dönem özellikle İl Genel Meclisi üyeliği yaptığı dönemlerde. Evet. Büyük projeler. Yani bakanlıklara, bu bakanlar buraya geldiğinde de projeci başkan. Hakikaten de projeleri Türkiye'de daha uygulanmaya başlıyor. Daha dün başkanımız, altyapı bakanımız geldi, dosyayla gitti. Evet. İşte bu demin dediğim gibi abi, şimdi enkaz bir belediye işçi yığını, Geyve'den bahsediyordum. Geyve Belediye Başkanı Sayın Başkan'a soruyor, burada kaç tane işçi çalışıyor diyor başkanım diyor. 500 müydü? Şu anda 500, zannedersem 400 civarlarında olması lazım. O zaman 500'dü ya da 400'dü. Doğru, 400-500 işte. Emekli olanlar oldu. Geyve Belediye Başkanı şok oldu. Geyve'nin nüfusu 50-60 bin abi. Eğirdir'in nüfusu ne kadar? 17.500. Şimdi 17.500. Samet Memiş. İşte Geyve Belediye Başkanı diyor ki benim diyor 180 tane çalışanım var diyor ve hala ben çok diyor. Bunlara çok çalışanım var hemen, diyor. Hemen yanı başımızda işte Beyşehir Belediyesi. Evet, hiçbir gittim işçi çıkarmadı oraya işte. Oraya bizzat incelemeye gittim ben Beyşehir'e. Beyşehir'in nüfusu 70 bin. Ben şoka uğradım. Kaç personel var dedim.
70 bin nüfusta 150 memurlarla beraber. Al sana. 150 kişi. Mantarcılık mesela. Kaç kişi abi şu anda Sparta geneli kaç kişi mantarcılıktan ekmeğini kazanıyor? Aileleriyle birlikte. Şu anda 15 bin ton mantar üretimi. Bu arada mantarcılığı da Eğirdir'de. Kendi projesi biliyorum. 12 aileyle projesi. Başkan Serpil Köyü'nde başlattı. Ve şu anda Eğirdir Merkez, Isparta'nın ilçeleri, Sarı İdris. Evet, Sarı İdris her zaten. Her evin altında mantarcılığın merkezi. Mantarcılığın ana başkenti yani, şu anda Sarı İdris. Tarıma, şeyden elmaya, aldı, Korkut elinden aldı Isparta. Elmaya ikinci bir gelir olarak aile mesleği oldu artık mantarcılık. Şu İnsan anda, yönü de çok abi. Mesela Ağlasun. Asayiş olayları bitti sanatmamış. Bitti değil mi? Bitti. Sarı İdris'ten, köylerimizden asayiş olayı gelmiyor, olay çıkmıyor. Neden? Çünkü insanlar çalışıyor. Elmayı bitiriyor, mantarını yapıyor. Önünde işi var adamın, topluyor. Artık. Uğraşacak işleri var. İyi. Uğraşacak işleri bir sıkıntı yok. Abi, hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda. Şimdi Ağlasun Yazır'da kazanıyor. Ağlasun Yazır'da abi kadınlar kendi imkanlarıyla bu daha kooperatifleşmemişler. Bu fikri ben sundum onlara. Kooperatifleşin, devlet desteğiyle yapın dedim bunu. Şu anda bir kooperatifleşme noktasında bir çalışmaları var zaten. Yani yazık, evlerin altlarında, hangarlarda işte böyle uygunsuz yerlerde istiridye mantarı üretimi yapılıyordu. Şu anda biraz profesyonelliğe döktüler. Ya dedim, şu anda genelde kültür adamlar diyor ki Veli Gökten diyor biz esinlenerek yaptık bu işi diyor. Veli Başkan'la görüşün dedim, ondan dedim bilgi alın dedim. Veli Başkan dedim vardır bildiği, işte size yardım edeceği bir sürü konular olur dedim. Onunla istişare yapın. Abi Veli Başkan gerekirse ben oraya giderim diyor. Bak Yazır. Isparta sınırları dışı. Yani insani yönüne bakar mısınız? Yani kesinlikle. Orada da insanlar ekmek kazansın. Orada da iş olsun, aş olsun. Şimdi Eğirdir'in sınırlarını Eğirdir bırak. Eğirdir Belediye Başkanı ama genel düşünüyor. Evet, aradı. Belediye Başkanı benim yanımda aradı ve onlara ucuz, mantarcılığı öğretti. Ucuz kahramanlıkları sevmiyor. Aynen. Köyleriyle bütün tutuyor mesela şu anda. Abi Veli Başkan şu anda Isparta geneli oluyor. Performans noktasında performansı en yüksek belediye başkanları içerisinde diyebiliriz. Bu kısıtlı imkanlar, bu borç batağı, bu işçi yığını bu şekilde en güzel şekilde süreci götürüyor ve kimseye de hissettirmeden ve sorunları da ortadan kaldırarak. Yani borcu bir şekilde ödüyor. Ondan sonra hala istihdama yönelik çalışmalar yapıyor. Belediyenin, bilmiyorum kolay sen daha değil. İyi biliyorsun şimdi ama örneklerini verdik. Beyşehir'den verdik. Örneklerini verdik. Bu kadar işçi. Buraya teleferik herhalde inecek abi. Evet, Eğirdir'den buraya. Bu dönem belki yetişmez ama ikinci döneme onu da başarır Veli Başkan. Onun üzerinde Gölle ilgili yaptığı çalışmalar Mehmet Sezgin'le beraber. Onun üzerinde de çalışıyor. İşte Samet demiş, limanı görüyorsunuz bak, ip gibi oldu. Aynen, güzelliğe bakar mısınız? 7 trilyon para gitti. Ve insanlar diyor ki, evet. İşte limana ne gerek vardı? Şimdi üzerinde geziyor, mutluluk duyuyor onun üzerinde. Evet abi zaman. Programın saatini de kaçırmayalım. Böyle bir şey süreci vaktimiz de takip edelim. Vaktimiz biraz daha var. Ben şöyle toparlayayım evet. O zaman Eğirdir'i. Biz bir de abi Gelendos Belediyesi'nden de biraz bahsetmek istiyorum. Şeyi bitirelim Samet Memiş. Şurayı Veli Başkan'ın projelerini. Tamam olur. Olur şimdi abi. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan doğalgaz sözünü aldık. Doğalgaz önemli Sayın bir projeydi. Sayın milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç, evet. Isparta Milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz, Recep Özel'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Eğirdir'e kazandırılan bu bütün yatırımların altında milletvekillerimizin büyük desteği var. Evet. Tabii ki Veli Başkan yalnız değil, teşkilatı çalışıyor. İlçe başkanı bu bir ekip çalışıyor, ruhudur zaten. Genel ekip. Meclis üyeleri çalışıyor, meclis üyeleri çalışıyor, muhtarına kadar, vatandaşına kadar. Abi ekip ruhu dediğimiz o. Ekibin iyiyse İnşallah. Sen de iyisin. Yani Sayın Böcek hastanedeyken ben yine oraya götüreceğim. Sayın Böcek hastanede canıyla debelleşiyorken, can derdindeyken onun belirlediği ekip.